Evet, zirve madenciliğin ocağındayız şu an. Diğer ismiyle Alioğlu Maden. Alioğlu Maden'i gördüm yol üstünde. Geçerken tekrar dönüşte uğrarım dedim. Meğersem orası zirve madenciliğin fabrikasıymış. Bak. Epeyce bir yol gelmiş olduk. Abi neymiş o zaman, gördüğün yere gireceksin. Hiç dönüşte oranı falan demeyeceksin. Eğer bilmiyorsam sahayı. Neyse, burada da güzel manzaralar var. En azından manzarayı görmüş olduk. Burası zirve. Yani burada işte elektrik üretiyorlar. Rüzgar gülleri var. Bu rüzgar gülleri çok büyük değil. Herhalde bunlar da tabii boy boy oluyor. Bulunduğu bölgenin esinti şiddetine göre olsa gerek. Buralar güzel yerler. Marmara Adası'nın zirvelerindeyiz. Adı üstünde. Zirve madencilikte ocağına uygun. Gerçi fabrikası da herhalde en yüksekteki fabrikalardan biri olsa gerek. Daha üstünde fabrika yok herhalde. Bir NATO mermer. NATO olarak bir tabela gördüm. Ora belki Alioğulları madenciliğin üstünde olabilir. Şimdi tam da hatırlamıyorum. Tabi buraya seyahat için gelirseniz en azından yüksek, altı yüksek bir araçla gelmenizde fayda var eğer sabırlı değilsiniz araç sürerken. Çünkü birinci vites, ikinci vites gidiyorsunuz maksimum. İkiye çok nadir takıyorum. Bir zamandan sonra sıkılabilirsiniz. Ya biraz gaz pedalına yükleneyim falan derseniz. Hiç ummadığınız bir yerde arabanızı bırakabilirsiniz. Bilginiz olsun. Çünkü yollar da epeyce 5-10 santim bir toz tabakası var. Onu da hesap ederek sürmeniz lazım. Kamyon izlerini takip etmemeniz gerekiyor. Tekerinizin birini yolun ortasına getirmeniz lazım. Yoksa arabanın altını delebilirsiniz. Rüzgar gülü buradan daha net görünüyor. Kışın da iki çeker yüksek araç şart tabii. Şart yani burada. Hatta bilmiyorum, kar çok yağmıyor buraya, yağmaz falan diyorlar ama bazı yerler var iki çeker araç da çıkmayabilir. Dört çeker arazi taşı lazım.